manga tekniklerinde bir şeydir, bir yöntemdir. Ana karakter çok basit olup hatta baştan sona kadar manganın hikayesinin baştan sonuna kadar basit gözüküp etrafındaki insanları değiştirebildiği zaman, kompleks bir değişiklik olduğu zaman işte o ana karakterin yüceliği anlatılır. Bu çok olur. Yani Son Goku, One Piece'deki Luffy işte ve Naruto, Sasuke'yi değiştirebilen Naruto, işte One Piece'de Brook'u, Jinbei'yi değiştirebilen bir Luffy ve tabii ki de Vegeta Piccolo'yu değiştirebilen Dragon Ball'dan bir Son Goku. Ondan dolayı ve burada konuşmak istediğimiz aslında Naruto'dan bahsedeceğim. Felsefik açıdan neden benim nezdimde en güçlü olduğunu, yani en güçlü karakterlerden bir tanesi olduğunu, çünkü Naruto'da bir güçlü birisinin çok güçlü olmasına bahsetmek zor. Herkesin farklı yöntemleri var. Neden güçlü? Neden felsefik açıdan çok kuvvetli bir insan ve manen değer olarak çok değerli bir karakter için neden böyle bir, o değerli karakterin nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı, onun abisi kimdi göstermesi gereken bir karakter. Çok da mangada yer edildiğini düşünmüyorum. Benim için çok müthiş bir adam çünkü ben çok duygulanmıştım ve bunu Naruto'yu izleyenler için Shisui Uchiwa'dan bahsedeceğim. Tabii bunu bahsederken ilaki çok Naruto bilenler değil, Naruto'yu izlememiş olanlar da, hani artık bu zamana kadar izlemediyseniz neredeydiniz? Ama Shisui Uchiwa hani bir manga karakteri neden, nasıl bu kadar kompleks yani neden ve nasıl bu kadar kompleks olabilir? Pardon, telefonuma baktım. Bunu anlatacağım. Öncelikle Shisui karakter bakımından ne anlamına geliyor? Yani Shisui bana kalırsa birçok savaşın ortasında ülkeler arası, kendi ailesiyle arası ve hükümetiyle arası bir bağ, bir köprü, bir barışı simgeliyordu. Kısaca anlatalım, Shisui Uchiwa kimdir? Galiba Itachi'nin kuzeni diye, aile bağı olarak kuzeni diye adlandırılıyordu zannetmiyorsam. Shisui Uchiwa, Itachi Uchiwa, yani bizim en çok sevdiğimiz karakterin abisi, yakın arkadaşı, dostu diyebiliriz. Onu zaten 4. büyük savaşta mangada çıkmaya başlıyor. Çok öncesinden de çıkıyordu, yani bir Shisui Uchiwa ölümüyle alakalı biliyordun. Itachi buna nazaran işte arkadaşını mı öldürdü, bir şey mi oldu? Yani öncelikle bu Sasuke'ye bu şey kin tohumlarını ekerken işte en yakın arkadaşını öldürünce insan Mangekyo daha süper bir güce açılıyor. Mangekyo Sharingan'a. Ve orada aslında işin doğrusu 4. Dünya Savaşı'nda o olmadığını, yani Shisui'nin çok yakın olduğunu ve kendisini feda ettiğini ülkesi için, devleti için ve onun kardeş olarak gördüğü Itachi için. Yani çok ileriye gitmeye gerek yok. Itachi'nin bir yol göstericiye ihtiyacı vardı. Itachi bu kadar komplike değerlere, bu kadar güzel değerlere, bu kadar güzel çizilmiş bir insan olup bir abisi olmaması mümkün değil. Ve aynı zamanda o abi işte çok da gösterilmez. İşte bir nevi Franky'nin hocası Tom. Tom'un hocası kim idi bilmiyorum ama Franky müthiş bir şey yazacak belli One Piece'te. Ve onun her zaman bir hocası, bir büyüğü vardı, Tom. Keza Sanji için de aynı şekilde. Hepsinin bir hocası vardı. Shanks yine yaşıyor da. Yani böyle diğer animelerden, mangalardan örnek veriyorum ki daha böyle elde tutulursun. Kaioshin, Doctor Genial, Son Goku için. Yani bu örnekler çok türetilir. Ondan dolayı yani Shisui'nin ne denilir? Yani o adam işte dünyanın en büyük, en güçlü genjutsuya sahip Koto Amatsukai, dünyanın, Naruto dünyasında en güçlü genjutsuya sahip adam, zat. Koto Amatsukami. Koto Amatsukami insanın farkına varmadan girdiği bir illüzyona, yani çok doğal davranıyorum halbuki birisi beni yönlendiriyor. İşin kısası o. Koto Amatsukami'nin, yine Shisui'nin gücünü gösteren 4. Dünya Savaşı'nda olmuştur. Yani Itachi Edo Tensei sayesinde reenkarni olduğu için Naruto'ya işte Shisui'nin bir gücünü verdi ve orada o güç ortaya çıktı, Vuku buldu
ve kendisi Edo Tensei'nin ürünü olmasına rağmen Edo Tensei tekniğini yıkan ve Edo Tensei'nin cezasını, belasını ortaya kaldıran bir Edo Tensei karakteri Itachi Uchiha. Yani orada Shisui'nin gözü, Shisui'nin gücü gene yani büyüklüğü gözüküyor. O bir kere benim için yeterli bir güç. Bir de hani aynı zamanda Itachi'nin biraz daha metodik, biraz daha zeka, biraz daha düşünerek, irdeleyerek yani bir olayı ele alması, bir dövüşü, bir savaşı yani bunu ele almasının bir sebebi işte yine Shisui'nin öğrettikleri. Orada mesela bu bir ara şey vardı, değişik bir ark vardı işte geçmişe dönük. Orada hani savaşın ortasında halen Shisui'nin değerleri çok böyle kaya gibi sert olduğunu ve her zaman savaşın içerisinde bile barışa önem verdiğini ve barış için eline geleni yapacağını gösteren pasif yollarla, bir Raikage gibi değil. Raikage mesela barışı istiyor ama etrafını kırıyor, döküyor, içindekini muhafaza ediyor aşırı bir şekilde vesaire gibi. Yani ondan dolayı yine böyle bir tutumları var. Böyle bir sahne var. Ben çok etkilenmiştim. Çünkü orada Shisui'nin konuşmalarına ama Itachi'nin bu lafların karşısında etkilenmesine. Ve halen der yani onu abisi gibi görür. Shisui kadar iyi olmadığını söyler de. Ve zaten aralarında bir yaş farkı da var. Bilmiyorum yani üst jenerasyon, üst nesil kadar olmasa. Yani Kakashi'nin yaşında olmasa Shisui, Itachi'nin yaşında da değil. Tam öyle ortası yani. Kakashi ile arasında 8 yaş fark varsa işte Shisui ile biraz daha 5-4 tarzında. Kishimoto'nun bana kalırsa senaristik olarak en iyi yazdığı yine Itachi'nin abisi olduğu için insan etkileniyor. Bir de dediğim gibi yani o Uchiwa ailesi darbe yapacakları zaman gene hani diyordum ya barışı simgeliyor. Bir de o olmadığı zaman onun yokluğunda, onun ölümünde her şey sarpa sarması, her şeye boka gitmesi, savaşa gidilmesi onun da bir göstergesi. Onun büyüklüğü de ortaya çıkıyor. Çünkü Danzo mesela ülkenin işte biraz daha karanlık hükümeti, biraz daha işte bizim yani gerçek hayatta olarak hani nitelendirdiğimiz biraz daha derin devlet temsil ediyor. Derin devleti temsil ediyor Danzo ve bir yine ülke için hareket var. Aynı zamanda ülke için hareket varken barışı bile birisi koruyorsa yeterince güçlü olmasın ki o barışı hani olur da bozulursa, idealler bozulursa kontrolümüzün altında olsun. Danzo'nun böyle bir yapısı var. Tabii ki sonradan o yaptığı kararlardan kendisi de acısını görecektir. Ve Kota Amatsukai'mi Shisui sunuyor hükümete. Açık hükümete, derin devlete de aynı şekilde. Yani diyor ki ben Uchiwa'nın klan reisini Koto Amatsukami Genjutsu'na şey yaparım, yatıştırırım. Hiçbir sorun olmaz. O kimse de farkına varmaz Genjutsu olduğunu ve böylece bir darbe olmaz. Ve darbe olmayacağı için bunu bu durumu istifade etmek isteyen ülkeler de saldırmaz. Çok güzel bir şey. Ama Danzo derin devlet yani o korkuyla hani olur da mesela bugün böyle yapan bir adam yarın öyle yaparsa işte bizler de yönetirse bizim haberimiz olmadan öyle bir endişeye kapılıyor. Ve işte yani Shisui'nin bir gözünü yani güçlerini çalmaya çalışıyor ve bir gözünü çalmaya başarıyor. Bu bizim en çok hani Danzo'yu nefret ettiğimiz olaylardan bir tanesi. Ki o da zaten korumacılığı biraz daha ne derler? Tam olarak kelimeyi bulamadım ama ırkçılık yaparak yani insanları bu ülkeye desteğini sağlayan insanlara kazandırmaktan ziyade Uchiwa'ları onları komple yok etmekten yok etmekten gidiyor. O yola doğru gidiyor. Böyle de olunca tabii Sasuke yani hayatta kalan bazı insanlar Obito, İşte Madara'nın ortaya çıkması falan o tohumları daha da körüklüyor. Ve Danzo da o şekilde aslında yaşadığı gibi ölmüştür. Yani esasında Naruto'da sevdiğim konu bu. Herkesin bir bakış açısı var. Herkesin bir gördüğü kötülükten ötürü
bir barışa doğru gitme yolları var. Ve aslında hepsinin böyle bir araya topladığınızda hepsi aslında barışı istiyor. Neyse, o zaman Shisui Uchiwa'ya dönelim. Shisui Uchiwa da baktı, gözü çok değerli. Danzo bir tanesini aldı, sorun. Ve öyle de olunca işte bu sefer en sevdiği dostuna Itachi'ye son diğer gözünü de emanet ediyor. Ve diğer gözünü de emanet ederken artık benim yaşamam bir sıkıntı olabilir. Yani yaşıyor olmam gözsüz bir şekilde ülkeyi zedeleyebilir. Çünkü ben eğer mesela söylersem kimin bu gözümü aldığını Uchiwa'ları daha da körükleyecektir. Darbe olacaktır ve böylece yine savaş çıkacaktır. Bir sürü katliamlar olacaktır. Onu biraz daha dolaylı olarak ifade ederekten kendisini intihar ediyor. Itachi'nin önüne gözünü ona emanet ettikten sonra, yani gücünün yarısını. Ve çok etkileyici bir olaydır çünkü Itachi'yi derinden etkileyen bir olay. Itachi sonuçta erken yaşta savaşla temas etmesine rağmen, birçok kayıpları görmesine rağmen birçok olayı çok etkilememiştir onu. Ama Shisui'nin ölümü barışın, yani barış ferdin yok olmasını tabii anlıyor. Sevdiği bir arkadaşını da kaybediyor ve ondan dolayı o olay çok müthiştir. Saika orijinal soundtrack'la eşliğinde de o sahne, yani izleyenler bilir de o sahne gözümün önüne geliyor. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Ben o sahneyi izledim. İzledikten sonra dijital ork aldım. 88 tuşluk, dedim ki ben hacı YouTube tutoriallerden bakarak ezberleyerek onu çalacağım ve ilk çaldığım parçalardan bir tanesi oldu. Yani piyanoya orka çalmama sebep olan bir olaydır. Ve Shisui'nin dediğim gibi geçmişe biraz baktığımızda hani o savaş ortasında hani su gücü işte Mizu ülkesi işte tam konağın sınırlarına girerken uzaktan Shisui'ni bir adam var, bir Yakugan'a sahip, uzaktan Shisui'yi görüyor. Zaten gitmeden bakıyor, patır patır arkadaşları bayılıyor. Shinson no Shisui, yani hayalet Shisui galiba. Tam olarak bilmiyorum. Onu görürken tamam beyler geri dönün, ne oluyor? O da bir komutan gibi bir rütbesine sahip. Diyor ki yok, ileride ben gördüm, hissettim. Ve Shisui'nin gözünü uzaktan görebiliyorum. Yakugan olduğu için yani her şeyi görebiliyor, uzaktan da görebiliyor. Diyor ki bir yeşil bir göz vardı. O Shisui'nin gözü. Arkadaşlar daha alana girmeden ölüyorlar. Bayılıyorlar. Onun için tamam geri dönelim. Şansımız yok. Boom. Hani o birden gücün, hani dediğim gibi bazen bazı ifadelerle, bazı varlıklarla güç göstergesi çok güzel oluyor. Bunu One Piece de çok güzel yapıyor. Hani Wanted'lerle, Wanted'in rakamıyla adam gücünü tahmin edebiliyorsun. Çok başarılı bir yöntemdir. Ondan dolayı bazı insanların varlığı böyle One Piece'te bir insanı şey yapar, böyle tüyleri diken diken edebilir. Mesela birisi şey, Doflamingo'nun arkasında Kuzan'ın, Aokiji'nin gelmesi. Hani sahne çok böyle aman aman değil ama o varlığı bile o boom diyorsun böyle. Shisui'nin o olayı var. Zaten güçle alakalı söyledim. Onun arkı var geçmişte. Ve orada da Edo Tensei'yi kıran, bozan gene Shisui'nin bir tane gözü sayesinde, yani yaralanmış bir gözü sayesinde orada gösteriyor. Ondan dolayı yani diyebiliriz Shisui'nin mental, hani vücudu gücü kadar mentali de çok sağlam. Ve Uchiwa, yani Itachi çok ağır bir kararın karşısında kaldığı zaman, ne yapacağını bilemediği zaman, yani orada diz üstüne çöküp Shisui ne yapmalıyım diyor. Hani öldükten sonra bu kadar metodik, bu kadar mantıklı bir insan, yani Itachi dize çömeliyor, ne yapmalıyım diyor hani. O işte çok etkili, yani manevi gücü de çok müthiş. Ondan dolayı yani bir toparlayayım, Shisui Uchiwa'dan bahsetmek istemiştim bir sohbet havasında. Onun başlangıçta demedim kahveli çaylı hazırla olayını. Ama evet, gerçekten o taraftan bakmak lazım. Manga anime bakarken, okurken bir karakter bizi etkiliyorsa, bir olay bizi etkiliyorsa sebebi nedir? Kishimoto ya da yazar arkasında neyi saklamak ister? Chainsaw Man'da biz bunu konuşuyoruz aslında. Denji basit olduğundan dolayı orijinal mi?
orijinal olduğundan dolayı mı basit? Onu bilmiyorum. Denji'nin kolaylığı, rahatlığı, basitliği, kompleksizliği alt, aslında bu kompleksizliği altında ne yatıyor? Aslında şey yatıyor. Tamamıyla yani zor bir sistemin parçasından oluşan Z jenerasyonu da biraz bir benzerliği de var. Hani onun basitliği kadar çok şeydir. Çok çok şey anlatır Denji bize aslında. Hani o boş vermişlik, o salmışlık, gayesizlik, işte bulunduğu konumdan ötürü gayenin olmaması ve oluyorsa da çok basite indirgemesi bize bir şeylere teşvik ediyor. Yani çok yine Chelsea'ma daldım. Hani o videoları zaten her bölümde bir video yapıyorum, yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Yani orada onu aslında o bölümde onu irdelemeye çalışıyoruz. Her karakterin altında o yazar niye bir story yazsın, niye bir hikaye oluştursun, neden o kadar çizsin? Yani bunlar çünkü yani üşenilecek durumlar. Yok, bir mana var. One Piece keza aynı şekilde. Neyse, uzatmayayım. Bu Güzel Soy kanalıydı. Ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Ciao.